Evet değerli izleyenler, TV8.5 ekranlarında önümüzdeki günler çok yoğun ring sporları açısından. Bunu sizlere bir kez daha hatırlatalım. Yarın gece İstanbul'dan, Tuzla'dan çok güzel bir boks gecesi ekranlarınızda olacak. Önümüzdeki hafta Salı gecesi Manisa'da olacağız. Muay Thai Süper Ligi ikinci ayak karşılaşmaları için. Ve ardından da Perşembe günü Tokat'ta olacağız. Ersan Turan organizasyonuyla muhteşem bir kickbox gecesi de Tokat'ta yine bizleri bekliyor. Hakikaten önümüzdeki günler dolu dolu geçiyor gerçekten. Yorucu ama çok keyifli günlerde sizleri bekliyor tabii ki ekran karşısında. Gecemizin son maçına doğru geçiyoruz artık. Kocaeli'nde Nurbek, Uruş Boyev ve Mahmut Buğra Dikkaya kozlarını paylaşacaklar. Gecenin son maçında 88 kilogramda. Evet değerli spor severler, önce mavi köşede 88 kilogram ağırlığında 24 yaşında 1.86 boyunda profesyonel kariyerinde 4 maç yapıp tamamını kazandı. Antrenörlüğünü Aliyev Bekzot yapıyor. Özbekistanlı sporcu, ona gladyatör diyorlar. Nurbek Uruş Boyev. Ve rakibi kırmızı köşede temsilcimiz 88 kilogram ağırlığında 19 yaşında 1.90 boyunda profesyonelde bu akşam ilk defa sizlerle buluşuyor. Ona Timuçin diyorlar. Konya'dan geliyor temsilcimiz Mahmut Buğra Dikkaya. Müsabakanın ring hakemi uluslararası hakemlerimizden Sayın Turan Buyurman yönetiyor. Başlıyoruz. Turan Buyurman yönetecek karşılaşmayı. Değerli izleyenler, uluslararası hakemlerimizden aynı zamanda milli takım antrenörü ve sporculara son talimatlarını verecek kendisi. No head, no holding. Anlaşıldı? No kılıç. Okay. Fight. Mücadelemiz başlıyor değerli izleyenler. 88 kiloda. Nurbek Uruş Boyev ve Mahmut Buğra Dikkaya karşı karşıya. 4 maçta 4 galibiyeti var Nurbek Uruş Boyev'in. Mahmut Buğra Dikkaya kariyerinin ilk profesyonel karşılaşmasında kırmızı siyah şortuyla Mahmut Buğra Dikkaya'yı, mavi beyaz şortuyla Nurbek Uruş Boyev'i izliyoruz. Kendi kendine bir tekme gösterdi orada Buğra ama biraz iyimserdi açıkçası. 19 yaşında bir sporcu, genç bir sporcu. Kendini göstermek için iyi bir fırsat buldu burada. Namalup bir rakibe karşı değerlendirebilecek mi, hep birlikte göreceğiz. Tartıyor sporcular. Sağ köşeyi savurdu Uruş Boyev ama Buğra oldukça rahat şimdilik. Doğru noktada mı, hata geçebilecek mi, arada boşluğu bulup göreceğiz. Sağ ayağını, öndeki ayağını olabildiğince hafif tutmaya çalıştığını görüyoruz. Tekmeleri her an çıkartabilmek için. Low kick. Ardından sağ köşeye gönderdi ama bir kontra aldı. Kick. Bunu bloklamayı başardı Mahmut Buğra Dikkaya. Namı diğer Timuçin. Sağ direğiyle geldi, ardından sol isabetini buldu. Nurbek, Uruş Boyev. İlk roundun son dakikası içindeyiz. Üç low kick isabetli. Sporcuların yani darbeleri vurmakta biraz daha çekimser kaldığı, birazcık daha doğru isabeti aradığı bir round oluyor şu ana kadar. Bu açıdan her net darbenin önemi var. Bu low kickler çok puan kazandırdı şu ana kadar Mahmut Buğra Dikkaya'ya. Geldi bu sefer Uruş Boyev'den. Sağ bacağının arka tarafını ciddi bir
Morluk var şimdiden. Mahmut Muradi Kaya'nın. Tabii daha kısa short giyen sporcular da bunları daha net görme şansımız oluyor. İlk round'un sonuna geldik. İkinci round'a başladık. Şimdi ikinci round'a nasıl bakalım? İlerleyecek sporcular. Dönen tekmesi gayet iyi geldi Nurbek Kurşboyev'in. Sol high kick. Tam istediğini alamasa da üstteki rakibinin içeri girerken güzel yakaladı. Kurşboyev'i Mahmut Vuradikaya. Low kick isabetli. Karşılık geldi Özbek sporcudan. Yine isabetli. Dönen tekme. Hakikin devamında gelmedi. Biraz daha açıldı sporcular ama ikinci roundda. Bunu söylemek mümkün. İç low kick. Burada Nurbek Kurşboyev iyi kaçtı ama kontrayı bulamadı istediği gibi. Konyalı sporcu Mahmut Muradikaya. Sol açık denemesi Mahmut Muradikaya'dan. İsabeti bulamadı. Son 45 saniye ikinci roundda. Dönen tekme kaçtı. Kurşboyev vardına yakın mesafeden. Karaciğeri bir zorladı ama isabeti bulamadı. Şimdi böbreklerine doğru geldi biraz. Bir darbe Kurşboyev'in hemen de özür diledi rakibinden. Mahmut Muradikaya. Switch kick tam isabetli değil ve ikinci roundunda sonuna geldik. Üçüncü roundda tempoyu artıran sporcu bu maçı kazanır. Artırabilecekler mi onu göreceğiz tabii ki. İşte ikinci roundun görüntüleri ekranlarımıza yansıyor. Sporcu da 3. ve son round'a hazırlanıyor değerli izleyenler. Hakikaten son round'da inisiyatif alan, son round'da bir adım öne atan, biraz vites arttıran sporcunun burada galibiyet ihtimali çok artacak. Üçüncü ve son round başladı. Nurbek Kurşboyev ve Mahmut Muradikaya karşı karşıya. Bolki gayet sert. Şimdi sert yumruklar geliyor Nurbek Kurşboyev'den. Mahmut Muradikaya biraz kapandı. Sol köşe kaçtı. Kurtarılmaması lazım orada ama en azından kendini kurtardı. Mahmut Muradikaya. Karşılık yumruklar, sol high kick. Tempo arttı. Üçüncü roundda beklediğimiz gibi. Low kick
kaçıyor. Buran tekme aradı. Vuruş bu ev. İyi zamanlamayla çıkabilse kontrolü aslında ciddi açık vermişti ama bunu tam başaramadı Mahmut Muradikkaya. Ve girdi içeri doğru ama Bura istediğini yine çıkartamadı. İşte low kick geldi. İçten gelince bloğu aldı sporcumuz. Yavaş yavaş da artık karşılaşmanın son bölümüne doğru geliyor. Son dakikası doğru geliyoruz. Çok iyi. Ardından sol kroşa geldi. Nur ve Kuruş bu evden. Şart low kick. Mahmut Muradikkaya. Ve son 60 saniye içindeyiz artık. Güzel tekme ama kontrayı aldı Mahmut Muradikkaya. Sadri'ni uzattı. Şimdi burada sert bir kırışma. İki sporcu da darbe aldılar. Burada Kuruş Boyev çok sert bir low kick. Saniye var roundun bitimine. Son 10 saniye işaretle geldi artık. Şimdi Bura bir sağ bir sol. Sol fena değildi aslında ama tam isabetli olmadı. Ve mücadelenin sonuna geldik. Evet değerli spor severler. 3 roundun ardından sporcularımıza karşılaşmanın galibini hakemlerimizin puanları karar verecek. Özbekistan Kickbox Federasyon Başkanımız Sayın Aybek Narmeto'yu ringe davet ediyoruz. Nurbek Kuruşboyev mi? Aynı zamanda sporcuların sporcuların verdiği destekler için Mustafa Özyazıcı ve Ahmet Kılınç adına Akbulut Fight Arena Genel Koordinatörümüz Sayın Mustafa Akbulut'u ringe davet edelim. Evet işte değerli izleyenler, gecemizin son maçı da bu şekilde geride kaldı. Şimdi artık karşılaşmanın sonucunu öğrenme vakti. Sanki Vuruş Boyev biraz daha yakın galibiyete gibi ama kim kazandı bunu Tarık Sayın'dan öğreneceğiz. Teşekkürler İzgecan Günal. Evet değerli spor severler, izlemiş olduğunuz gecemizin son karşılaşmasını hakemlerimiz değerlendirdi. Ve 2-1'lik bir skor çıktı ortaya. Mücadeleyi kazanan 2-1'lik skorla Kırgızistanlı sporcu mavi köşeden Nurbek Uzurbayev kazandı. Ve sporcumuza kemerini Özbekistan Kickbox Federasyon Başkanımız Aybek Narmeto takdim ediyor. Nurbek Kuruşboyev kazanıyor. Özbek sporcu değerli izleyenler. Gecemizin koordinatörü genel devam ediyor kariyerine. Mustafa Akbulut takdim ediyor. Evet, müthiş karşılaşmalar bu ekranlardan sizlere yansıdı.